Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda bir toptan satış algoritması yapacağız. Örneğin belli alış aralıklarında işte 0 ile 100 adet arasında şu fiyat vereceğiz, 100 ile 150 adet arasında şu fiyatı vereceğiz şeklinde bir algoritma yazacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Şimdi örneğin öncelikle şöyle bir include yapalım. Kütüphanemizi dahil edelim. Standart input output.h kütüphanesi bu videoluk bizi karşılayacaktır. Int main'imizi açtık. Ana şablonumuzu ve tabii ki olmazsa olmaz return sıfırla da bitirdik arkadaşlar. Şimdi öncelikle sınırlarımızı belirleyeceğiz. Yani hangi fiyat aralığında hangi skalayı biz kullanacağımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir yazmaya başlayalım. Biz şurada bir yorum satırı açalım isterseniz. Enter yapıp aşağıya geçelim. Şurada hatta. Bu kişi 0 ile 100 adet arasında bir alım yaparsa biz bu kişiye hatta şöyle adet diyelim. Ne diyelim? Adet fiyatını eşittir. Ne olsun? 10 TL olsun. Sonrasında bu kişi işte 100 adetle 150 adet arasında bir alışveriş yaparsa adet fiyatımız kaç olsun? İşte 4,5 4,5 nokta kullanılıyor. O yüzden noktayı kullanmaya dikkat edelim. 4,5 TL 4,5 ne? 9,5 pardon. 9,5 TL alalım. İşte yazalım. 150 ile 200 adet arasına da biz adet fiyatı olarak kaç belirleyelim? 9 TL olsun. Sonrasında 200 ila 250 arasındaki bir alıma da adet fiyatımız eşittir 8,5 TL olsun. Noktalı virgülü alışkanlık olmuş, hemen atıyorum. Bu kişi 250 ile 300 arasında bir adet ürün satın alırsa adet fiyatımız ne kadar olsun? 8 TL olsun. Kişi ne yapalım? Yazalım tekrar. 300 ne kadar oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Yazalım, sorun değil. 300 ile 350 adet arasında bir ürün alırsa buradaki fiyatımızda adet fiyatımız eşittir 7,5 TL olsun. Son olarak da ne yazalım? Hatta 350 ile 400 arasında yazalım. Adet olursa adet fiyatımız eşittir 7 TL olsun. Son olarak da 400 artı adet satın alımında adet fiyatımız eşittir 6,5 TL olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde bir sistemle yorum satırımızı da şöyle kapatalım. Biz toptan satış algoritması yazacağız. Öncelikle şöylece integer değerlerden adet alalım. Tamam mı? Ve float değerden de nedir? Adet fiyatını alalım. Şimdi diyeceksiniz ki neden float alıyoruz? Gördüğünüz gibi 9,5 gibi değerler var arkadaşlar. Bunları sağlayabilmek için float almamız gerekiyor. Şimdi kişiye soralım öncelikle. Printf ile soralım. Kaç adet ürün alacaksınız? Soru işareti yapalım. Şöylece de kişinin
sayısını alalım arkadaşlar. Scanf'te de bunu bir okuyup sistem içerisine atayalım arkadaşlar. Yüzde D virgül ampersand adet şeklinde de bunu belirtelim arkadaşlar. Ne oldu? Kişiye sordu. Kişiden almış olduğu değeri adetin içerisine RAM'de atadı arkadaşlar. Noktalı virgülümüzü de koyduk. Şimdi öncelikle biz büyük değerlerden başlayalım. 400 ve üzeri adette ne yapacağımızı belirleyelim. Eğer dedik ne olsun? Adet dediğimiz değişkenimiz büyüktür. Hatta büyük eşittir. Pardon. Büyük eşittir. 400 ise ne olacak? Sistem otomatik olarak şöyle belirleyecek arkadaşlar. Adet fiyatı eşittir. Yazalım. Adet fiyat şu F büyüktü. Fiyatı eşittir. Kaç lira demişiz arkadaşlar? 6,5 TL. 6,5 şeklinde belirledik. If'imiz bu. Sonrasında else if belirleyeceğiz. Bunu birinde belirleyelim. Sonrasında diğerlerini de sistematik bir şekilde işletiriz. Tamam mı? Else if kısmında adet işte ne olsun? Ne olacak? 350'den büyük olacak. 400'e gelmeyecek. Büyüktür. Büyük eşittir hatta. 350 ve bakın V'yi böyle yapıyorduk. Adet küçüktür. 400'den ise şu boşlukları atayalım. Güzel gözüksün. Burada ne olacak arkadaşlar? Adet fiyatı eşittir. Kaç lira yapmışız? 7 TL. 7 olarak belirlemişiz arkadaşlar. Adet fiyatımız 7 olarak belirlendi. Şimdi else if kısmını şöyle bir kopyalayacağım arkadaşlar. Şimdi burada else if kullandık. Burada kullanacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Aksi takdirde burada yazarız ya. Ya da 5, 6 diyelim. Diğerlerinde de lütfen sıfırdan büyük bir değer yeriniz yazarız. Burada kullandık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet else if kullanacağız. Ekstra bundan ayrıyeten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adetimizi yazdık. 350 ile 400 aralığını yazmıştık. Sonraki aralığımız ne arkadaşlar? 300 ile 350 aralığı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şuradaki kısımdan. Sonraki aralığımız ne? 250 ile 300 aralığı. Sonrasındaki burayı tek tek 50-50 eksiltiyoruz işte. Burası 250 olacak bu sefer. Burası ne olacak? 200 olacak arkadaşlar. İndik aşağıya. 200 kısmı 150 olacak. Şu kısımdaki yerde 300 olarak karşımıza gelecek. Sonrasında burası 200 olacak. Burası da 250 olarak gelecek. Şöyle bakalım. 200'den 150 olacak. 150 ile kaç aralığı? 200 aralığı. Bakayım sonra bitiyor mu? Evet. 150 ile 200 aralığı. Bir dakika. 150 ile 200 aralığını yazdık. Niye bitti bu? 350 ile 450, 300, 350, 300, 300, 250, 250, 200, 300, 100, 300 ne alaka burada? Pardon. 200. Sonrasında burası 150 olacak ve şurası pardon yanlış yazdığım için hep hatalık. Burası da 50 olacak. Şurası da 100 olacak. Bakalım bir. Bakalım 100, 150. Şimdi 400 artıyı yazdık. Bu 400 artıydı. 350 ile 400 arasında yazdık. Sonrasında 2 350 400 300 350'yi yazdık. Bakalım hata var mı? Yok. Okey. 300 350 250 300 bakalım 250 300 yazdık. 200 250 yazılacak. 200 250'yi yazdık.
150-200 yazılacak. 150-200'ü yazdık arkadaşlar. 100-150 yazılacak. 100-150'yi yazdık. 0 ile 100 adet aralığını yazacağız. 0 ile 100 adet. Şöyle bakalım. 100. Yani kaçtan büyük olacak? Bu birden büyük olacak. Mantıken böyle yazmamız lazım. Hatta burada şöyle de yazabiliriz ya. Şöyle yazalım. Şunu yapalım. Bakın adet fiyatı adeti sıfırdan büyük olacak ve yüzden küçük olacak. Bu şekilde yazabiliriz. Aynen bu şekilde yazabiliriz. Son o kısımda da yani bunlar olmadığı takdirde ne olmuş olacak? Kişi negatif bir değer veya sıfır yazmış olacak. Else kısmında da hemence şöyle yazalım. Printf lütfen bir veya birden büyük bir değerde değer giriniz diyelim. Bu şekilde yapalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi adet fiyatlarını belirleyelim. 6,5'tan 7'ye geliyor. 7'den 7,5'a geliyor. Sonrasında 7,5'tan 8'e gelecek. 8'den 8,5'a gelecek. Sonrasında 8,5'tan 9'a gelecek. 9'dan 9,5'a gelecek. 9,5'tan da 10'a gelecek arkadaşlar. Bakalım doğru mu yazdık? Doğru yazdık. Bu şekilde yaptık. Sonrasında ne yapalım? Kişiye toplam ödenecek tutarı yazdıralım arkadaşlar. Bu işlemler bittikten sonra printf ile toplam ödemeniz gereken tutar yüzde f yapacağız. Burasında ne yazacağız? Hatta tutar eşittir diyelim. Buraya da ne yazacağız arkadaşlar? Adet çarpı adet fiyatı değil mi? Mantıkça. Adet çarpı adet fiyatı şeklinde yapacağız. Noktalı virgülümüzü koyacağız. Bakalım bir hatamız var mı? Yok gibi gözüküyor. Bir çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Adet fiyatı şurayı yanlış yazmışız. Y koymayı unutmuşuz. Tamam başka hata yok gibi gözüküyor. Kaç adet ürün alacaksınız diye bize sordu arkadaşlar. Yazalım biz kaç tane alalım? 306 adet ürün alacağım. Toplam ödemeniz gereken tutar 2295 TL olarak belirlenmiş. Şimdi 306 adet hangi kısma giriyor arkadaşlar? Şu kısma giriyor değil mi? 7,5 çarpı 306 olması lazım. Bir hesaplayalım. Calculator'ımı şuradan açayım. 7,5 çarpı 306 yaptığımızda 2295 olarak geldi. Doğru. Bu burada dursun. Şöyle aşağı atalım. Mesela bir daha çalıştıralım. Başka bir değer girelim. Başka bir aralıktan bir değer girelim. Mesela 400 ve üzerinde ne yapacak? Çok hesaplayalım direkt. Ne yapalım? 500 adet ürün alacağım ben. 3250 olarak belirlenmiş. Hemen şöyle kalkülatörümü açayım. Şu kenardan da bu işlemi yapalım. 500 adet ürün alacağım. Çarpı kaç liraydı? 6,5 liraydı. 6,5 liraydı. Gördüğünüz gibi 3250 TL olarak buradaki gibi belirlenmiş oldu arkadaşlar. Hatta buna daha da tatlı bir yakıştırma yapabilirsiniz. Şöyle diyelim tutar yüzde f TL'dir şeklinde de belirtelim mesela. Bakalım. Çalıştıralım. Bir daha çalıştıralım. Bu bir kere çalışıyor diyor. Bir dakika bakalım. Şurada. Kaç adet ürün alacağız? İşte biz buradan 160 adet ürün alacağız. Enter dedik. Hata verdi. Çünkü biraz önce bir daha çalıştırmaya çalışmıştık. Tamam. 150 adet alacağız. Gördüğünüz gibi 1350 TL'dir şeklinde karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Toptan satış algoritmamızda bu şekilde diyebiliriz. Umarım anlaşılır olmuştur.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Kafanıza takılan bir yer olduysa da bunu sormakta çekinmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın.